İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin yeni seçilen devlet başkanı Lidia Margosyan bir yıllık faaliyet planını sundu. Ruslanna Mkhitaryan, göçle eş zamanlı olarak etnik grupların asimilasyon politikası da başladı. Bizim milletvekillerimiz, kahraman Noray Somonya'nın annesi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Bakü heyetinin yetkilerini onaylamadı. Arara Savaşı, Ermeni tarihinin unutulmuş sayfaları. Bizim soyadlarımız. Stepanakert ile ilgili bir tarihi yalan daha. Batı Ermenistan Televizyonu ve Vestel Armenya TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin yeni seçilen devlet başkanı Lidia Margosyan'ın başkanlığında Batı Ermenistan hükümetinin toplantısı 21 Ocak'ta düzenlendi. Toplantıda Bayan Devlet Başkanı hükümetin bir yıllık planını sundu. Bayan Lidia Margosyan şunları ifade etti. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin parlamentonun 3. toplantısının 2. oturumunu Haziran 2024'te düzenleyeceğiz. 24 Haziran 2024 tarihinde Sevr Antlaşması'nın Batı Ermenistan Cumhuriyeti tarafından onaylanmasının 8. yıl dönümünü kutlayacağız. 2024 yılının Temmuz ayında Birleşmiş Milletler'in yerli halkların haklarına ilişkin konferansına katılacağız. 4 Ağustos 2024 tarihinde Kilikya'nın bağımsızlığının ilanının 104. yıl dönümü ve Kilikya Ermeni Ulusal Konseyi'nin yeniden kuruluşunun yıl dönümünü anacağız. 10 Ağustos 2024 tarihinde Sevr Antlaşması'nın imzalanmasının 104. yıl dönümünü anacağız. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 3. dönem milletvekili Ruslanna Mkhitaryan, Batı Ermenistan Televizyonu muhabiriyle yaptığı görüşmede, Doğu ve Batı Ermenistan kültür camiasının diyaloğu sürdürebilmesi gerektiğini, çünkü bu noktada olduğunu belirtti. Geçmiş üzerine düşünürken bugüne ve geleceğe dair bazı yeni fikirler oluşturmak mümkün hale geliyor. Burada geçmişin unutulması veya örtbas edilmesi konusunda hiçbir şüphe yoktur. Bayan Mkhitaryan, yeni parlamentoda Ermeni kimliği ve Birleşik Devlet için mücadele edecek. Ruslanna Mkhitaryan'ın röportajını Batı Ermenistan Televizyonu'nun YouTube sayfasından izleyebilirsiniz. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 3. dönem milletvekili Suzanna Vartanyan, 44 gün savaşının kahramanı Noray Somonyan'ın annesidir. Suzanna Vartanyan, Ararat bölgesinin Ararat şehrinde doğdu ve kökleri Batı Ermenistan'ın Halila köyünden geliyor. Barur Sevak İlkokulu No 2'den mezun oldu. Avukatlık eğitimi aldı. Şimdi Vayotsor bölgesinin Artabuyunk köyünde yaşıyor. Vayotsor Bölge Devlet Koleji'nde çalışıyor ve hukuk konusunu öğretiyor. Suzanna Vartanyan, Batı Ermenistan Televizyonu muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Ermenistan'ın korunmasının Doğu Ermenistan ile doğrudan bağlantısı olduğunu belirtti. Suzanna Vartanyan'ın röportajını Batı Ermenistan Televizyonu'nun YouTube sayfasından izleyebilirsiniz. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Azerbaycan heyetinin yetkilerini onaylamama kararı aldı. Belge 76 lehte, 10 aleyhte ve 4 çekimser oyla kabul edildi. Türk heyetinden 9 üye ve Arnavutluk'tan 1 milletvekili red oyu verdi. İsviçre'den 2, Norveç ve Bosna Hersek'ten birer delege çekimser kaldı. Asamble ayrıca Artsakh Dağlık Karabağ'daki durumu da ele alarak Azerbaycanlı liderlerin Laçin koridoruna serbest ve güvenli erişim sağlanamamasından kaynaklanan çok ciddi insani ve insan hakları sonuçlarını kabul etmede başarısız olduklarını belirterek bu durumla birlikte askeri operasyonları kınadığını hatırlattı. Eylül ayında Artsakh Dağlık Karabağ'daki tüm Ermeni nüfusunun Doğu Ermenistan'a kaçmasına ve etnik temizlik suçlamalarına ve hatta soykırım suçlamalarına yol açtı. Bu kararla Azerbaycan heyeti en az bir yıl süreyle Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden uzaklaştırıldı ve bu süre zarfında ancak mevzuatla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde geri dönebilecek. Daha önce Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin izleme komitesi meclis delegelerine Azerbaycan heyetinin yetkilerini onaylamamalarını tavsiye etmişti. Bakü heyeti ise Strasbourg'da örgütle işbirliğini ve
örgütün faaliyetlerine katılımı durdurduğunu duyurdu. Parlamenter Asamblesi, Azerbaycan'ın Avrupa Konseyi'ne katılmasının üzerinden 20 yılı aşkın bir süre geçtikten sonra örgüt üyeliğinden kaynaklanan ana yükümlülükleri yerine getirmediğini belirtmektedir. Azerbaycan'da seçimlerin özgür ve adil yapılması, kuvvetler ayrılığı, yasama gücünün yürütmeye karşı zayıflığı, yargının bağımsızlığı ve insan haklarının korunması konusunda ciddi kaygılar var. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini gözlemlemek için davet edilmemesinden derin üzüntü duymaktadır. Ancak Azerbaycan'ın izlemeye tabi bir ülke olarak daveti gönderme yükümlülüğü bulunmaktadır. Parlamenterler Meclisi aynı zamanda izleme komitesi eş raportörlerinin siyasi nedenlerle suçlanan veya tutuklanan kişilerle görüşmesine izin verilmemesinden de kaygı duymaktadır. Doğu Lejyonu başlangıçta Sina Yarımadası'na konuşlanıyor ve burada birkaç küçük çatışma ve keşif görevine katılıyor. Ancak asıl rolü İngiliz-Fransız güçleri için yedek güç olarak hizmet etmek ve Britanya İmparatorluğu'nun cankurtaran halatı olarak hayati önem taşıyan Süveyş Kanalı'nı korumaktı. Doğu Lejyonu, Alembi'nin Filistin ve Suriye'deki Osmanlı kuvvetlerine karşı Megiddo Savaşı olarak bilinen son saldırısını başlattı. Eylül 1918'e kadar büyük bir eylem görmedi. Megiddo Muharebesi, müttefikler için kesin ve parlak bir zaferdi. Türk hatlarını geçmeyi, birçok stratejik mevziyi ele geçirmeyi ve düşmana ağır kayıplar vermeyi başardılar. Doğu Lejyonu, Ürdün Vadisi'ne bakan bir tepe üzerinde bulunan Arara Köyü'nü ele geçirmekle görevlendirildiği için bu saldırıda çok önemli bir rol oynadı. Arara, tepeyi hendekler, makineli tüfekler ve toplarla güçlendiren 4000 Türk ve Alman askerinden oluşan birleşik bir kuvvet tarafından savunuluyordu. Yalnızca 1200 kişiden oluşan Doğu Lejyonu sürekli düşman ateşi altında olan bir cepheden tepeye saldırmak zorunda kaldığı için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya kaldı. Doğu Lejyonu kısa bir topçu ateşinin ardından 19 Eylül 1918 sabahı saldırıya başladı. Yoğun direnişe ve zorlu arazi şartlarına rağmen Ermeni askerleri cesur ve istikrarlı bir şekilde ilerliyordu. Düşman siperlerine vardıklarında Türk ve Alman askerleriyle şiddetli göğüs göğüse çatışmaya girdiler. Doğu Lejyonu olağanüstü bir cesaret ve kararlılıkla savaştı ve düşmanın savunmasını aşıp tepeyi ele geçirmeyi başardı. Doğu Lejyonu ayrıca birkaç mahkumu, silahı ve bayrağı ele geçirdi ve müttefiklerin ilerleyişi için mevzileri güvence altına aldı. Doğu Lejyonu 300 kayıp verdi. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycanlılar 400'den fazla modern Ermeni soyadının Azerbaycan kökenli olduğunu iddia ederek sansasyonel bir açıklama daha yaptı. Böylece geleneksel olarak Ermeni müziğini, mutfağını, kültürel ve tarihi eserlerini sahiplenen Azerbaycanlılar daha da ileri giderek Ermeni soyadlarını da sahiplenmeye karar verdiler. Azerbaycanlıların geçen yüzyılın başında yapay olarak yaratıldığı, 1936 yılında Joseph Stalin'in vasiyetiyle adını alan bir millet olduğu, Azerbaycanlılar da dahil olmak üzere hiç kimse için bir sır değil. Ve bugün Azerbaycanlılar varlıklarını haklı çıkarmaya ve belki de antik olduklarını kendi kendilerine kanıtlamaya çalışarak bölgede kalan Ermenilerin, Lezgilerin, Gürcülerin, Avarların, Talişlerin, Udilerin ve Tatların tarihi ve kültürel mirasına aktif olarak el koyuyorlar. Azerbaycanlı bilim insanları ve politikacılar yabancıyı sahiplenme konusunda o kadar ustalaştılar ki uydurdukları yalanlara kendiler de inanmaya başladılar. Batı Ermenistan televizyonu Bizim Soyadlarımız dizisiyle Enver'in 1916'da Ermenice konuşmayı bile yasaklayan meşhur fermanı sonrasında Türk askeri Hüseyin Avni Bey'in söylediği sözleri hatırlatıyor. Ülkemizin sahibi olmak istiyorsak en küçük köyün bile adını Ermenice, Rumca bırakmak yerine Türkçe yapmalıyız. Böylece ülkemizi renklerimize boyayacağız. Azerbaycan, Kafkasya'da Pan-Türkizmin askeri üssü olarak Türk politikasıyla birleşen çeşitli etnik grupların toprakları olarak adlandırılabilir.
Bu etnik grupların birçoğu Ermenilerle yakın kültürel ve dini bağları olan eski bir devlet olan Kafkas Albanlarının etnik grubunun torunlarıdır. Kural olarak Azerbaycan topraklarındaki yerli etnik gruplar ayrı bölge ve şehirlerde sıkı bir şekilde yaşamakta, ancak Azerbaycan'ın asimilasyon politikasının bir sonucu olarak sayıları her geçen yıl azalmaktadır. Yerli etnik grupların hakları sistematik olarak ihlal ediliyor. Ulusal kimliklerinin her türlü açık tezahürüne ayrılıkçılık denir. Örneğin yerli halkların ikamet ettikleri yerlere kendi ana dillerinde tabela asma hakları yoktur. Kendi ulusal okulları veya kültür merkezleri yoktur ve yerel yönetimlerde yerli halkların ulusal azınlığının bir temsilcisini neredeyse hiç bulamazsınız. İşgal altındaki Stepanakert şehrinin stadında konuşan Bakü Devlet Başkanı İlham Aliyev, Hankendi Stepanakert eski bir Azerbaycan bölgesidir. Bu köy Karabağ Hanı tarafından kurulmuş ve daha sonra Bakü'nün fonlarıyla Azerbaycanlı mimarlar ve inşaatçılar tarafından büyük bir şehir yaratılmıştır, dedi. Bakü Başkanı'nın konuşması tarihi gerçeklere dair biraz tahrifatlar ve çarpıtmalar içeriyor. Stepanakert şehrinin yanı sıra Batı Ermenistan'daki birçok yerleşim yerinin kimliğinin ve tarihinin Türkleştirilmesinin bu ülke rejiminin Ermeni karşıtı politikasının bir parçası olduğu açıktır. 19. yüzyıl Ermeni kaynakları, Rus İmparatorluğu'nun resmi belgeleri, yerleşim yerlerinin nüfusunun etnik bileşimi, işgali, toprak ağası ilişkilerinin bulunduğu Stepanakert şehrinin kuruluşu, gelişimi ve inşası hakkında geniş miktarda bilgi içermektedir. Vergiler vesaire ayrıntılı olarak sunulmaktadır. Ermeni kaynaklarına göre modern Stepanakert şehrinin idari topraklarında birkaç Ermeni köyü vardı. Bararak'ın, Pahlul, Kırcıhan ve bunun gibi. 18. yüzyılın sonlarında Şuşi hanlarının kışlık ikametgahı, hanın bağı yani hanın bahçesi olarak anılan bugünkü Stepanakert'in kuzeydoğu tarafında kurulmuştur. Bu bölgeler Şuşi hanları ve aile üyelerinin kişisel mülkü haline gelir. Yukarıda adı geçen topraklar aynı zamanda ayrıca Bararak'ın yerleşkesini de içeriyordu. Bu da bir hanlık köyü haline dönüştü ve gelen ve tam anlamıyla han köyü olarak anılmaya başlanan Ermeni yerleşimini de içeriyordu. Yukarıda adı geçen topraklar aynı zamanda bir hanlık arazisi, han köyü haline gelen ve han kendinin tam anlamıyla han köyü olarak anılmaya başlanan Ermeni yerleşimi Bararak Hanı da içeriyordu. 19. yüzyılın 20'li yıllarında Vararakı'nın nüfusu oldukça azalmış, resmi Rus belgelerinde sadece 40 Ermeni ailesi ve onların papazlarından bahsediliyor ve daha sonra nüfus Şuşi'ye taşınınca köy terk ediliyor. Yakın gelecekte Batı Ermenistan televizyonunda Stepanakert'in Ermeniliğini kanıtlayacak tarihi incelemeler yayınlanacaktır. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenia TV, hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenia TV, ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceği ile ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve
atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.